Evet, Gentleman okurları ve izleyicileri, herkese iyi haftalar diliyoruz. Biraz böyle bir hani önümüzdeki hafta ne bekliyoruz? Esasında geçen hafta ne bekliyorduk da bu hafta neler olduğunu şöyle bir kısaca üstünden geçmek isterim esasında. Biz geçen hafta da konuştuğumuz gibi sanki borsada böyle bir hafif düzeltmenin olduğu. Aynen. Ama kuru tam olarak kestiremediğimiz ki faizin arttığı bir ortamda deli gibi bir düşüş oldu kurda. Bu arada CDS'ler düşmüyor, CDS'ler de yükseliyor. Tekrar 395'lere yükseldi. Evet, tekrar oralara geldik o tarafta. Bono tarafı da yani zaten hani biz konuşmadan evvel bir rallisini yapmıştı. O da şu anda bir düzeltme yapıyor. Dolayısıyla sanki hani önümüzdeki dönem ne olacak tarzında ki düşüncelerimizde bir tane değişiklik oldu bence. Sanki Fed faiz indirme sürecine biz açıkçası çok fazla devam etmeyecek gibi düşünüyorduk ama hani bu sanki son Trump'ın bu kadar dünyanın artık karışması ve bu savaşların artık ticaret savaşlarının bu kadar artmasından dolayı sanki önümüzdeki dönemde de bir faiz indirimi Fed tarafından göreceğiz. Bu haftanın en önemli hikayesi o. Sabah bir uyanıyoruz zaten Trump 300 milyar dolar zannedersin bir Eylül'den beri tarif koyması, karşılığında Çin'in Yuan'ı devalüe etmesi, bir anda içimizi dünya, bir anda kendimizi dünya evet. Ticaret savaşını için. Yurt dışlarının artık biraz prim yaptığını ve oralarda bir düzeltme gelebileceğini söylüyorduk. Bu haberle beraber oldu ama zaten bu haber gelmeden de bir hafif piyasalar bir en tepeyi sanki görmüş gibi evet. Biraz oradan geri gelmişti. Özellikle toplamda bir %5'lik 6'lık bir geri çekilmeyi yurt dışı piyasalarda da beklentimiz dahilinde gördük. Bence bizim esas çözmemiz gereken şey önümüzdeki dönemde döviz kuru ne olacak? Bence hani herkesin sorduğu en önemli soru bence bu. Mesela ben açıkçası biz hani borsanın 100 binlerin altına gelip belki 96 binlere gelebilir diye düşünüyorduk. Bence borsa gelecekti oralara ama tabii dövizin bu kadar hızlı kuru geri gelmesi gene de 100 binlerin altında gerçi endeks ama birazcık daha düşüşü bence birazcık daha hani çok o tarafta frenledi. Şunu düşünmek lazım. Burada biz hep hani dolar geri geliyor bir şekilde hani işler daha iyi olacak anlamında olduğunu çok düşünmüyorum doların bu tamamıyla bir faiz ve yabancı para birimi oyunu yani sonuçta şu anda Asya'da bir sürü ülke özellikle Çin'den ticaret yapan faiz indiriyor bugün dün çok ciddi sürpriz şekilde faiz genel olarak dünyada bir faiz indirimi trendi var. Dolayısıyla da burada Türkiye'de hala inecek yer var faizde 19.75. Bizim senden işte Eylül ve Ekim'de 2.5 Eylül minimum Ekim'de de bir 2 yapsa 15'lere inecek. Dolayısıyla burada hani dolarını sat faizde değerlendir. Faiz 15'e indirirlerse hem oradan bir kapital kazanç sağla hem de doların zaten sonuçta bir şekilde dolar satıldıkça da aşağı geliyor. Ben ama bugün en çok merak ettiğim konu şeydi ya. Societe Generale rapor çıkarmış biliyorsun değil mi? 4.70 olacak olabilir diye. Ya sonra bugün bir tane bir arkadaşımdan sabahleyin uyandığımda bir tane mesaj gördüm. Geçen sene tabii biz hep bunları unutuyoruz. Geçen sene bugünlerde işte dolar TL 6 liralardayken 6 6.20'lerdeyken 8 lira olacak diye Societe Generale rapor çıkarmış. Dolayısıyla bu raporların da çok bence güvenilirliği. Demek ki Societe Generale rapor çıkarttıysa ters pozisyon alacağız o zaman. Ya yani ben size dedim çok enteresan. Gerçekten bu koskoca yatırım bankalarının güvenilirliğini ciddi sorgulamak lazım. Yani pozisyonunu al, raporu çıkar. Pozisyonlar raporu çıkar. Dolayısıyla onlara da çok bakmamak lazım. Şu anda gördüğüm dolar TL'ye bireysel olarak talep de azaldı. Bence zaten bireysellerin artık dolar alabilecek bir vardır. Köyde yani köşede böyle paraları vardır merak etme. Artık çok da fazla bir yerde kalmadı yani. Şimdi buradaki yani denge ben şuna oturduğunu düşünüyorum. Yabancı işte 8-10 milyar dolarlık açık pozisyondan dolar sattı. Swap faizi 17.5 Londra'da. Burada işte 1 milyar dolarlık bir aylık bir swap şey yaptı bugün, ihalesi yaptı, 2 eylemi, 10 eylemini. Dolayısıyla 1 milyar dolar, onun faizi 16.5 civarıydı. Şimdi tabii çok büyük bir talep gelmedi. Yani
Londra'da eski swap piyasasının likiditesiyle şu anki swap piyasasının likiditesi arasında dağlar kadar fark var. Buradaki önemli olan tabii yani bundan yabancı o 8-10 milyar dolarlık yabancı bir para kazanmak istiyor. Evet, buradaki ama soru şu. Bunlar çıkarsa ne olacak? Evet, onlar çıkarsa bence tabii ki de kur yukarı gidecektir ama bence biz mesela hep geçen haftalarda da konuşurken bence hep oyunu esasında bir şekilde dikkat edilmesi gereken bir numaralı nokta olaraktan hep Fed'in olduğunu söylemiştik. Evet. Dolayısıyla piyasada sanki ona, çünkü iç piyasada şu anda yani iç dinamiklerimize göre bizi pozitif ya da negatif etkileyecek esasında kuru çok da fazla bir gelişmeyi şu anda konuşabileceğimiz son bir aylık süreçte olumlu ya da olumsuz çok fazla bir şey açıkçası olmadı yani. Bizim gelişimiz. Evet. Allah aşkına nasıl olmuş? Merkez Bankası Başkanı'na da hayır, son bir aydan bahsediyor. Son bir haftadır diye. Yani son 15 yani hani artık bunlar da onlar bundan da sonra Fed'den sonra olmadı. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla son bir ay yani gene bence önümüzdeki dönemde tek yapmamız gereken şey Fed'i takip etmek. İç piyasada olanlar iyi şeyler belki bir satış fırsatı, kötü şeyler alım fırsatı. Aynen öyle. Ama genel pozisyon olarak burada artık bir şeyleri değiştirecek ve bir şeyleri daha farklı, daha değişik algılamamıza sebep olacak bence en önemli etkenin ben açıkçası gene Fed olacağını düşünüyorum. Peki sana bir soru sorayım. Şimdi Fed faiz indiriyor, indirecek işte bu ticaret savaşlarından. Belki Trump da Fed'in daha ciddi. Ben ona inanıyorum yani hani şu faiz anda indirsin diye bunu bir tamamıyla Trump'ın Fed faiz indirsin diye ortalığı gerdiğini artık yavaş yavaş hani böyle ikna olmaya başladım. Hani hepimiz böyle bunu şaka gibi oturup konuşurken hani ya Trump da hani faiz insin diye böyle bir şeyler mi yapıyor diye. Ben acaba bunun şu anda gerçekten bu amaçla yapmış olabileceğine inanmaya başladım. Yani %50'yi geçti bende artık bunun kendi inancım tamam olarak. Dolayısıyla Trump gibi birisinin de Amerikan başkanı olması da çok üzüntü verici neyse. O başka bir günün uzun bir konusu olur. Fakat burada şunu unutmamak lazım. Tufan, tamam faiz inecek ama 2008'de faizler krizin en böyle alevli halinde 1.30'ları görmüş. 1.26, 1.30. Şu anda 1.76'yız. Yani krizin dibinde ben biraz olayı şöyle görüyorum. Dünya şuna doğru gitmeye başladı. Japonya 20 senedir düşük faiz. Yani Avrupa düşük faiz. Yani burada biraz daha belki şöyle konuşmak lazım. Yani bugünkü geldiğimiz koşul niye Türkiye şu anda bu kadar tutunuyor ve kur niye aşağı geldi? Şu anda 1,5 trilyon dolar dünyada negatif faize yatırılmış, bonolara para yatırmış insanlar var. Daha fazla olabilir mi? Daha fazla da olabilir belki. Yani en son hani yakaladığım o civarlardaydı. Şimdi bu ne demek? İnsanlar paralarını koyuyorlar bankaya ve daha sonra daha az para olarak geri paralarını geri alıyor. Yani bugün bunu bir ama işte Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan birisine anlatsan hani ama bir şey diyeceğim buna rağmen büyüme yok. Buna rağmen büyüme yok. Dolayısıyla yani çok ciddi bence zaten yapısal problemler var değişmesi gereken. Ben de sana katılıyorum. Yani burada ve bu beni korkutuyor. Dünya bazında korkutuyor. Türkiye bazında korkutmuyor da dünya bazında korkutuyor. Çünkü bu kadar para basılmış, bu kadar varlık alımı yapılmış, bu kadar düşük faiz ortamı hala sen ben bunu tek bir şeye bağlıyorum. Dünyadaki borçluluğun çok büyük boyutlarda olduğuna. Yani 2008'de borçluluktan dolayı bu kriz gelmişti subprime ve ben bugün aynı borçluluğun hatta çok daha fazla geçen gün bizim Burak Üster söylemişti 180 trilyon dolardan 240 trilyon dolara çıkmış. Bu sadece görünen yani çok büyük bir borçluluk var ve o kadar da dünya ekonomisi 10 senede %50 büyümediğini düşürürsen bu bence bu büyümenin de en büyük engel olarak görüyorum Tufan. Yani ve beni korkutuyor açıkçası. Yani tabii mesela altına giden para. Şundan eminiz ama yani iyi kötü kendi aramızda da konuşuyoruz. 2008'de para basarak bir dünyayı bir tekrar bir yoluna soktular. Ben 2008'de para basmanın yarattığı etkinin ve düşük faizin bu seferki yeni dünyayı yaratacağını artık düşünmüyorum. Çünkü bu paraya zaten sadece eksesin yani ulaşabilmenin sadece esasında parasal olarak güçlü konumda olanların parası daha büyük, yani büyük parası olan daha fazla para hani kazanmış. Nasıl Türkiye'de dediğimiz işte bu orta gelirli kademenin gitgide küçüldüğünü ve esasında borçlandığını ve ekonomiyi esas besleyen
ve ekonomideki o büyümeyi sağlayan en önemli etkenin de esasında orta gelirler olduğunu da çok net bir dünyada şekilde görüyoruz. Dünyada da böyle ama dünyada da aynı sıkıntı oluyor bu orta gelirli tarafında. Dolayısıyla yani bu genel olarak hani bu dengenin birazcık daha çözülmesi lazım. Ama Türkiye'ye gelirsek dediğimiz gibi yani bir toparlamak gerekirse hani hisse senedi tarafında böyle çok ciddi bir herhalde heyecanlanacak bir şey. Heyecanlanacak ne yukarı ne aşağı ben açıkçası çok fazla bir şey görmüyorum. Yönümüz biraz aşağıydı ama hani son gelişmelerden kurdaki geri çekilmeden sonra artık aşağı geri çekilmelerin birazcık daha limitli olabileceğini düşünüyorum. Kurum ben 4.70'ler gibi bir seviyelere kesinlikle gelebileceğini açıkçası ya Merkez Bankası'nın kesinlikle alması lazım. Burada swaplarla değil net rezervini bence çok net olarak belki de ihalelerle belki de doğrudan şeyi 5.50'nin altına getirmemesi çünkü gerektiğini bir de diyorum. Şunu konuştuk. İhracatçı için 5.50, çok kötü. 5.50 kurda şöyle bir durum var. Ne bizdeki dolar borçlu olanlar 5.50 kurda mutlu oluyorlar. Yani hani o kur seviyesi onları para kazandıran bir kur seviyesi değil. İhracatçılar sonuçta pozitif artık ayrışmalarını yavaş yavaş negatife doğru kaybediyorlar. Çünkü içeriden gelen enflasyon ve şimdi sonuçta yuan değer kaybediyor. Yuan değer kaybedince diğer Asya paraları değer kaybediyor. Senin paran bu sefer Türk lirası kuvvetlenirse rekabet gücünü kaybedeceksin ihracatta ve Türkiye'de büyümenin tek yolu ihracat. Evet. Geçmişteki gibi ithalatla büyümeye kalkarsan bu kadar borçlusun. Bunun yani üstüne biraz daha... Bu ithalat birazcık zor olacak gibi duruyor. İçeride bu kadar her şey tufan zaten beklerken. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Böyle bir fırsat varken bütün bu yapısal reformlarla Türkiye'nin büyümesini ihracat üstüne ve teknoloji üstüne kurabilirlerse bunun yapılması gerekir. Yani bugün günü kurtarmaktan bahsetmiyoruz. Bu belki 10 yılı, 20 yılı, 50 yılı kurtaracak ama evet. Ben o adımların çok fazla atıldığını da göremiyorum. Evet, katılıyorum. Ama biz bir de geçen hafta bence önemli bir şey söylemiştik. Hatta Burak bize şey demişti. Ya siz dedi birazcık savunmacı yapıyorsunuz gibi hani bu TL faizde kalın. TL faizde kalan ciddi bir para kazandı geçen hafta hakikaten. Aynen öyle. Hem düşündüğünüz zaman kurun geri gelmesinden dolayı. Ben açıkçası TL faizde hala kalınması gerektiğini düşünüyorum. Yani diğer piyasalarda böyle ciddi bir fırsatı ne yazık ki daha şu anda... Bir de çok büyük volatilite var. Bir gün %3 artısın, bir gün %3. Yani sadece bizde de bütün dünyada var. Arada panik yapıp kötü fiyata satabilirsin, panik yapıp yüksek fiyatta alabilirsin. Dolayısıyla ben yine biraz riskten kaçıp hani önümüzdeki dönemde sanki birazcık daha TL faizde kalmak doğruymuş gibi duruyor. Ta ki gene bir hikayemiz olup bir şey yazıp da arkasında durabileceğimiz bir etken olana kadar bence birazcık daha faizde beklemek lazım ki faizde bekleyenler dolar bazında çok ciddi bir zenginleşmeyi son 1,5-2 haftada ciddi bir şekilde yaşadılar. Evet yani sonuçta 5.70'lerden %5 dolar düştü, faizde %1-1,5 para kazandın. Tabi bir ayda neredeyse şu anda yani hani 24'ten bağladığını varsaysak %2 para kazanıyorsun bir ayda. Dolayısıyla hani buna bir süre daha bu oyuna sanki devam edilebilirmiş gibi duruyor. Zaten bence yabancının oynadığı oyun da bu. Dolayısıyla hani tam olarak ne olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Evet, bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta olmayacağız. Zaten bayram tarihi. Herkesin bayramını da bugünden kutlayalım. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Herkes güzel bir hafta tatil yapsın. Son bir yıldır çok yorucu geçen bir dönem oldu. Biz de biraz tatil yapalım. Ondan sonraki hafta görüşmek üzere. Bayramdan sonra görüşmek üzere. Herkese iyi bayramlar.